Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın ya da kahvenin yanına yapabileceğiniz hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle şahane iki renkli kurabiye tarifi hazırladım. Bu kurabiyenin yapımı bu kadar kolay mı diyeceksiniz. Buyurun güzel tarifimizin yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine 250 gram kadar tereyağı veya margarin alıyorum. Mutlaka kullandığımız tereyağı veya margarin oda sıcaklığında olmalı. Üzerine bir tane yumurta ilavesi yapıyorum ve bir paket vanilya. Bir su bardağı dolusu pudra şeker. Daha sonra eklediğim malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada mutlaka unu ilave etmeden bu malzemeleri güzelce karıştırmamız gerekiyor. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine unumu ilave ediyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Bu miktar mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü olalım. Sadece yarım çay kaşığı kadar kabartma tozu ilave ediyorum. Lütfen daha fazla eklemeyelim. Aksi takdirde kurabiyelerimizin şekli bozulur. Kurabiye hamurunu artık güzel bir şekilde toparlıyorum. Kurabiye hamurunu çok fazla yoğurmamıza hiç gerek yok. Toparlamamız yeterli. hamuru güzelce toparladıktan sonra şöyle sizlere bir kıvamlı göstereyim ele yapışmayan aynı zamanda yumuşacık bir hamur elde ettim daha sonra hamurumu iki parçayı kesiyorum diğer parçaya bir yemek kaşığı kadar kakao ilavesi yapıyorum ve hamura güzelce yediriyorum özellikle kakao ilave ettikten sonra arkadaşlar hamur elinize sert geliyorsa Dilerseniz bir yemek kaşığı süt veya sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Ama ben hiç gerek duymadım. Sizlere şöyle bir kıvamını göstereyim. Gayet yumuşacık bir hamur elde ettim. Artık her iki hamurum da hazır. Gerçekten şahane bir kurabiye hamur elde ettik. Hamurumdan parçalar koparıp avucumun içerisinde yuvarlıyorum ve daha sonra tabağımın içerisine alıyorum. Özellikle bu aşamada kopardığınız parçalara çok fazla eşit olmasa da olur arkadaşlar hiç sorun değil. Bu kurabiye tarifini mutlaka çayın ya da kahvenin yanına denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımı da son derece kolay herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Dilerseniz hazırlayıp buzluğa da atabilirsiniz. Gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Her iki hamurdan da 6 parça elde ediyorum ve bir kenara alıyorum. Daha sonra kopardığım parçalardan gördüğünüz şekilde silindir hale getiriyorum, ama fazla inceltmiyorum. Hepsini aynı şekilde, aynı yöntemle hazırlıyorum ve silindir hale getiriyorum. Gördüğünüz üzere artık hepsi hazır. Tezgahımın üzerine yağlı kağıt alıyorum ve yağlı kağıdın üzerinde kurabiyemi hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle vanilyalı hamurumdan bir parça alıyorum. Daha sonraki parmağımla biraz bastırıyorum. Üzerine kakaolu ilave ediyorum. İkisini neredeyse birleştiriyorum. Özellikle bu aşamada arkadaşlar hepsini dümdüz olacak şekilde üst üste getirmiyorum. Bazen sağ tarafa bazen sol tarafa bazen tam ortasına gördüğünüz şekilde hazırlıyorum. Bu sayede hazırladığımız kurabiyelerin desenleri gerçekten çok güzel oluyor. Bu kurabiye tarifini hazırlamak oldukça keyifli. Hamurun bitene kadar bir tane kakaolu bir tane vanilyalı ekliyorum ve gördüğünüz şekilde elimle bastırıyorum. Son olarak kakao'lu ilave ettikten sonra artık hazır. Yağlı kağıdın üzerinde hazırladığımız için düzeltmesi de oldukça kolay. Kanalımın içerisinde birçok kurabiye tarifi bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum kurabiyemi güzelce düzelttikten sonra artık üzerini poşetle kapatıyorum hava almaması için daha sonra yağlı kağıdın içerisine sarıyorum en az 1 saat buzdolabında bekletiyorum buzluk kısmında bekletmemiz gerekiyor Dilerseniz bu şekilde buzluğa kaldırarak aylarca muhafaza edebilirsiniz hiçbir sorun olmayacaktır bir saatin sonunda artık kurabiyemi kesmeye geçiyorum şu güzelliğe bakar mısınız? Desenleri o kadar güzel ki gerçekten hepsi birbirinden farklı ve de çok güzel. Kurabiye hamurunu bir saat beklettiğimiz için buzlukta arkadaşlar özellikle kesme aşamasında parçalanmayacaktır. Bu kurabiyenin şeklini nasıl buldunuz? Yorumlarınız gerçekten çok merak ediyorum yorum kısımlarında benimle paylaşabilirsiniz. Özellikle bu aşamada kurabiyeleri keserken çok fazla ince kesmiyorum. Yaklaşık bir parmak kalınlığında kesiyorum. Bütün kurabiyelerimi kestikten sonra şu güzelliklere bakar mısınız? Artık kenara alıyorum ve keskin bir bıçak yardımıyla çizikler atıyorum. Bu aşama yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız görüntüsü çok daha keskin oluyor daha güzel bir görüntü elde ediyoruz. Çizikleri atarken çok fazla derin atmıyorum. Bu şekilde. Sizlere hemen bir tane daha göstereyim. Elimle biraz düzeltiyorum ve daha sonra çiziklerini atıyorum. Kurabiyelerim artık hazır. Yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine alıyorum. Çayın ya da kahvenin yanına yapabileceğiniz en kolay kurabiye tarifidir. Kurabiyelerin desenlerini sizlere daha yakından göstereyim nasıl güzel göründüklerini. Gerçekten sadece görüntü değil, aynı zamanda çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınma gönderiyorum. Yaklaşık 25 dakikada pişecektir. Kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Gördüğünüz şekilde kurabiyeler hiçbir şekilde şekillerini kaybetmemiş. Hepsi şahane gözüküyor. Ben bugün sizlere aynı hamurdan iki renkli kurabiye tarifi hazırladım. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Deneyecek herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah emanet olun. Videoma vakit ayırdığınız için teşekkürler.